daha duyacağız. Evet efendim, Galatasaray bugün işte Manchester'da gitti. Siz de Manchester'da. O andaki Manchester'da İngilizler nasıl bakıyor Galatasaray'a? Şimdi Manchester United yönetim kurulu diyorsunuz biz maçta ev sahibi takım tarafından davet edilir. Evet. Biz o davette biraz bize tepeden bakıyorlardı. Yani Galatasaray'ı küçümsüyorlardı. Hem takım olarak hem yönetim olarak hem kulüp olarak. Yalnız maçtan sonra başkanımız Sayın Harbi Alman'ın onlara söylediği maçtan sonra bir ufak resepsiyonda verdiler. Sizi bu kadar iyi beklemiyordum doğrusu. İyi futbol oynadınız gibi onlara bir cevap verdik ya da onları ayaklarının yere basmasına sebep oldu. Ama biz Manchester'daki yaptığımız maçta takım olarak galip gelmek için o sahaya çıktık ve buna herhalde %90'ı bu çok da yaklaşmıştı Galatasaray galibiyete. Kimse inanmadı. Yalnız takım olarak biz inanıyorduk buna. Ve İşte o maçın unutulmaz anlarını bir kez daha yaşadık evet. O zaman. Seyircilerimiz görsün. Değerli seyirciler, Galatasaray Manchester United maçı, İngiltere'deki unutulmaz 90 dakikanın önemli anları geliyor ekrana. İstanbul'a geldiniz. Maç 3-3 bitti. Evet. İstanbul'daki hareket neydi? Teknik kadro, siz ne yaptınız? Şimdi İstanbul'a döndüğümüz vakit tabii medyada çok büyük bir şov olmaya başladı. Bir anda futbolcularımız milli kahraman ilan edilmeye başladı ki ben iki gün tamamen takımdan uzak olarak, sessiz olarak bunu izledim. İkinci evet. günün sonunda arabaya atladığım gibi Florya'ya gidip takımı toplayıp daha yani olay henüz gerçekleşmedi, turu geçmedik. Yani çocuk daha doğmadı şeklinde onlarla oturup bir konuştum. Futbolcular, şu anda Galatasaraylı futbolcular bu konunun bilincindeydiler. Evet. Ve tekrar aynı ciddiyetle çalışmaya devam ettik. Bu arada bu maçın bir de psikolojik bir tarafı vardı biliyorsunuz. Final grubuna kalmanın standart bir tur atlama maçı değildi bu. Onun için federasyona müracaatımız oldu. Özellikle sakatlıklardan endişeli ettiğimiz için maçın ertelenmesiyle ilgili. O da federasyon tarafından uygun bulundu ki çok doğru bir karar verdi bence federasyonumuz bu konuda. Neticede biz çok sakin bir hazırlama dönemi geçirdik. Son iki günde biliyorsunuz kapılarımızı tamamen dışarıya kapattık. Evet. Hatta gazete girmesine dahi ben izin vermedim. Yani Avrupa'ya gittiğimiz vakit iki günlük kamp döneminde hangi şartlarda çalışıyorsak aynısını Florya'da uyguladık. Ve neticesinde burada elimizden Manchester'ı kaçırdık açıkçası. Ben galip gelerek tur atlayacağımıza çok inanmıştım. Ama yine de yıkıldılar. Milyarlar yatırmışlardı. Çok şey düşünüyorlardı. Hayalleri boşa çıktı ve bunu bir Türk takımından almaları. Çünkü milli takımımıza karşı hep farklı galibiyetler alıyorlardı evet. biliyorsunuz. Büyük şok oldular. Erbaçeli Başbakan Tansu Çiller beraberindeki bakanlarla heyecan dolu dakikalar yaşadı. Şeref tribüne gelişiyle bir eline Türk bir eline Galatasaray bayrağı tutuşturulan başbakan seyircileri bayrakları sallayarak selamladı. Çiller Galatasaray'ı destekliyordu ama boğazındaki sarı lacivertli kaşkolsa dikkat çekiyordu. İlk düdükle kıyasıya başlayan maç Çiller'i koltuğuna sessizce oturttu. Maçın ilk heyecanını atlatmasıyla birlikte sahayı dolduran on binlerce seyircinin coşkulu tezahüratı yavaş yavaş dikkatini çekmeye başladı. Zaman zaman ateşli taraftarlardan çıkan ilginç küfür ve tezahüratlara ne kadar kahkaha atmak istese de atamadı. Dakikalar ilerledikçe kendini biraz daha maça kaptırdı. Bazı pozisyonlarda gülümsedi, bazı pozisyonlarda ise ciddiyetini hiç bozmadı. Maçın havasına yakına gelen topu sahaya atmasıyla girdi. Sarı lacivertli kaşkolunun üzerindeki sarı kırmızılı atkıyı havanın soğuk olması nedeniyle sık sık boğazına sardı. Sert geçen oyun sırasında çıkan tartışmalarda üzüntüsünü gizleyemiyordu. Sık sık çılgın taraftarların bitmez tükenmez tezahüratını sempatiyle izledi.
Belki bağırmak istiyordu ama bağıramıyordu. İçeriye top. Kubilay çok güzel ve top yerden dışarı. Sonunda Kubilay'ın kaçırdığı bir gol nedeniyle ilk sözcükler ağzından çıktı. Sahasına doğru yerden bir pas. Peş peşe gelen Galatasaray ataklarında başbakan Tansu Çiller hop oturdu hop zıpladı. İki yanında oturan Yıldırım Aktun'a ve en heyecanlı bakanlardan Fikri Sağlar'la fikir teatisinde bulundu. Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti Koalisyonu'nun belki de en uyumlu dakikaları Ali Samiyen Stadyumu'nda yaşandı. Maçın sonuna doğru heyecanı doruk noktaya ulaşan Tansu Çiller, zaman geçiren Galatasaraylı futbolcuları şikayet eden İngiliz oyunculara alaycı bir tavırla gülüyordu. Ve işte o an gelip çattı. Bitiriyor. Hakem son düdüğü çaldığında da oturduğu koltuktan bir daha oturmamacasına fırlayıverdi.